Kaçıncı gün? Dört mü oldu, beş mi oldu bilmiyorum. Ben de son günü işte kaç güne geldik? Beş mi? Altı. Bugün beşinci gün arkadaşlar. Bugün tatlı var. Müzeye daha gideceğiz. Dün pazartesi olduğu için gidememiştik. Öyle. Şimdi öyle geçecek sanırım. Hı. Müzelerle falan. Aynen öyle. Böyle. Ayaklarım şişmiş, çok acıyor. Çok uykum var benim de ya. Sıyordum. Saçım çok kabarmış. Benim gözlerim şişmiş. Giderek çaldırırız yani. Giderek ilk videodan itibaren çöküş diyeceğim ama benim ilk videolarım hasta olduğum için çok kötü. Ama şu an iyisin, hasta değilsin. Yani tek işte biraz sesim kötü, boğazım. Yani boğazım falan hiçbir yerim ağrımıyor, öksürüyorum sadece herhalde o kadar. Haydi. Herhalde ilk Topkapı'ya geçeceğiz. Topkapı'ya geçtik. Yere batan sahnenin ucuna geldik. Sadece gerçekten çok, yani Şerefiye'nin bilmem kaç katı. Yeraltı sahnesinden çıktık. Şimdi Topkapı Sarayı'na geldik. Yani Gülhane Parkı'ndan. Gülhane Parkı'ndayız ya. Ne? Ben ne dedim? Yere batan... Kapat onu, kapat onu. Yere batan sahnesinden çıktık. Şimdi Gülhane Parkı'na geldik. Aynen, yani Topkapı Sarayı'na gireceğiz şimdi. Ben güleceğim ya. Şimdi büyük ağaçlar Gülhane. Ay, Gülhane Parkı'nın ağaçları. Şimdi de Topkapı'ya giderkenki yol üstündeki arkeoloji müzesine girdik. Burada eserler var. Bayağı ağzına kadar dolu. Şurada yani sanırım yanlış okumadıysam bir de Çinli'nin müzesi falan var. Onları da çekerim tabii ki. Şöyle bir iki tane çekeyim. Büyük İskender, evet. Burada aşırı çok heykel var. Aşırı aşırı çok. Ya bebişi var. Topkapı bugün kapalıymış. Araştırarak gidermiş. Aynen. Son dakika duyduk onu da. Sonra bir baktık ki salı günleri açık değil. Normalde pazartesi günleri müzeler kapalı oluyor ama hemen böyle saçmalık oluyor. Şimdi o yüzden Dolmabahçe'ye gidiyoruz. Topkapı'ya da inşallah yarın gideceğiz. Yarın kaldı. Aynen. Yarın son günümüz. Dolmabahçe Sarayı'na geldik. Şurada da saat kulesi var.
çok ucuzmuş, 15 liramış. Aslında biz böyle bir 100-200 vereceğiz diye düşünmüştük. Yani 60 lira falan kesin vereceğiz diye düşünmüştük. Ama öğrenci olduğumuz için sadece şeymiş. Ama bize kartım olduğu için bize sadece 15 liraymış. Bence iyi fiyat. Gayet easy. Bir tane adam geldi, İngilizce biliyor musunuz? Biraz dedim, girdi. İşte bu dilini İngilizce çevirmeye çalışıyormuş bankamatik. Yazmıyor ki, bulamadım ki. Yok dedim, bulamıyorum. Bu kadar. Anımız bu kadar. Dolma Bahçe Sarayı'na girdik ama burada da fotoğraf çekmek vesaire yasakmış. Biz hiç çekmedik. Ben çekenlere de istedim. Ben çok sinirlendim. Ne yapayım, benim çekmeme izin vermiyorlar. Herkes çekiyor. Ama o kadar güzeldi ki. Çok güzel. Çekmek istedim. Ben şu Antep'te kubbenin içinde bir hamam var işte. Orada çok güzel, yani yukarısı gökyüzü görüyor. İçerisi hamam. Ne işin aradı bu? Çok iyiydi. Ben çok beğendim. Bu sadece selamlık bölümüymüş. Daha haremlik bölümüne falan da gideceğiz. Bakalım. Devam. Devam. Şimdi de Deniz Müzesi'ne geldik. Dolmabahçe'de yine hiçbir şey çekemedik. Ama burada çekeceğiz inşallah. Gemiler kocaman. Yani yat aslında. Mesela şu filikaydı. Şu da yat filikaları. İşte kocaman var bir tane. Sonra yan yana bir sürü var. Hemen arka kameradan göstereceğim. Bilgi ezberledim. Şimdi şuradaki çevir. Şuradaki 13 şeyle. Kürek. 13 kürekli kayık. Sultan Mecid dönemine ait. Şurada 7 kürekli kayık. İyi, tamam, sen öyle. Bu da Sultan Mecid dönemine ait. Ama şuradakinin tepesinde bakın, şuradakini görüyor musunuz? Ha. O da şey. Padişah yeri. Yani konakları yeri. Anlatamadım değil mi? Aslında anlatacağım. Şöyle bu kayıkların içlerinde şöyle kürek sanırım bunlar. Ve şöyle koltuklar var. Burası biraz karanlık ve değişik bir ses geliyor. Ne olduğunu bilmiyoruz ama burada çok önemli kaptanların hayatlarını göstermişler. İşte onların kullandığı işte sancağı, mesela Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağı. Onun gibi şeyleri burada yapmışlar. Gemilerinin neredeyse yani tıpatıp aynıdır büyük ihtimalle. Ben bilmiyorum hani gerçeğini görmediğim için ama maketlerini yapmışlar. Şurada da Haliç'e gerilen zincirler İstanbul kuşatmasında. Böyle önemli simgeleri de buralara koymuşlar. Bence çok güzel olmuş. Burada da böyle geçmişten günümüze kadar olan denizcilerimizin kıyafetlerinin değişimleri var. Bunlar yanmıyor muydu ki denizde? Şu da donmuyor mu? Hiç arası yok. Ya kürklü ya şey. Bu en alt kısımda denizaltı bölümü olarak ayrılmış. Böyle onlarla ilgili bayağı bir şey var. Göstereyim birazcık. Ay burası bir çok sıcak oldu. Gerçek denizaltı kostümü çok iyi değil mi? Ben kaptan olmaktan vazgeçtim. Denizaltıcı olacağım. Dalgıç olacağım. Dalgıç. Acaba hala bu kadar ağır kasklar kullanılıyor mu ki? Burada bayağı bir şey var.
Gelip gezebilirsiniz. Bugün 6. günümüz. Son gün. Gidiyoruz bugün. Akşam 6'da trenimiz var. Umarım o zamana kadar çok iyi gezeriz. Yani eğleniriz. Şu an saat 8.30. 8.30'da evden çıktık. O adam bize arkasına dönüp baktınız. İşte öyle. Hadi bakalım bugün nereye gidiyoruz? Yine Beşiktaş'a gidiyoruz. Her gün Beşiktaş'tan yolumuz geçiyor. Her şeyler yapacağız. Evet. Vapura bineceğiz. Emirhan mıydı? Ne, o Kore'ye gideceğiz. Tamam. Anlaştık. Görüşürüz. Hadi işte canım geldik. Gel. Mısır çarşısına girdik. Evet. Umarım doğru yerden çıkıyoruzdur Elif Eda. Vallahi doğru yerden çıktı. Sonra lokum aldık. Çok güzel gözüküyor. Elif Eda bir tanesini bana haber. Mutlu mu yedin? Güzel mi? Ya lokumu çok severim zaten. Hı? Lokumları çok severim zaten. Dut tadı geliyor değil mi? Hı hı. Bayağı tadı değil yani. Biraz daha öyle. Başarılı. Bence de. Ha, şuradan kahve alacağız. Tamam bu kadar. Hadi görüşürüz. Nişantaşı'na geldik. Yani umuyoruz Nişantaşı olduğunu. Çok saçma işler yaptık otobüste. Erken indik, sonra geçirdik falan. Aslında yolun karşısına geçsek otobüse binmemiz gerekiyormuş. Biz yolun karşısına geçmek için böyle 5 durak falan başka otobüse. Adam durmadı. Biz de indesimiz geldi. Bilmiyorum. Çok saçma şeyler oldu. Ya şimdi Nişantaşı'na. Ah şu ev. Evet. Sanırım. Cennet Mahallesi'nin çekildiği yere gittik de Avrupa Yakası'nın çekildiği yere gidilmez de. Sütçüoğlu apartmanındayım. Hızlıca yürüyüp size şimdi onu göster. Orası değil mi? Herhalde. Evet, evet işte burası. Ama yol yapılıyor burada. Vay. İçinde eşya var mıymış? Var sanırım. Gösteriyorum, hazır mısınız? Avrupa yakası. İşte burası, geldik. Evet, filmdeki yani eskimiş sanırım. Birazcık eskimiş. Kanka dökülüyor pervanlar. Kaç sene oldu? Gidin hemen şu taraftan da bakalım. Ya şu noktada böyle evet. Çekiyorlardı ya. Evet. Hadi bir de o noktadan bakalım. Zor geldik her yerden bakalım. Evet. Bunun için kaç dakikadır geliyoruz. Evet arkadaşlar. Neredeyiz? Ankara mı? Şimdi ben kaç gündür güneş gözlüğümün yanında taşıyorum. Tamam, bugün de takmıyorum zaten, taşımayayım. Ve güneş gözlüğümü unut, yani almadım. Unutmadım, bilerek almadım. Boğaz turuna çıktık. Boğaz turu yapıyoruz. Böyle elimle tutacağım bunu. Güzel ya. Biz yine Beşiktaş'tan Eminönü'ne geldik. Zaten 5 gündür, 3 gündür aynı istikamet. Eminönü Beşiktaş. Ezberledik artık. Niye de kayboluyoruz? Ama Nişantaşı'na gittik bugün. Güzeldi. Çok güzeldi. Gördük, oraları yürüdük. Küp böreği yedik ilk kez. Bayağı güzel yerler. Çok komik. Gözüm bağlıyor. Keşke ekmek alsaydık. Güneş vuruyor direkt.
Keşke ekmek alsaydım. Ne şok ki. Ay bulut çok güzel gözüküyor. Her şey beyler miydi? Kanka yarısı kapalıydı ya, arka tarafa açıktı. Ora mıydı o? Bak şuradan girdik. Evet bak kapıyı hatırla. Ha tamam tamam tamam. Bak şurada da gördüm, hani önünde yürüdüğümüz yer var. Beyler beyi sonunda bulduk. Çamlıca hala gözüküyor. Çamlıca'ya bir türlü gidemedik arkadaşlar. Ortaköy'den geçtik. Neyse bir daha yine gideceğiz Çamlıca. Nasip olmadı ya oraya gitmek. Yapacak bir şey yok. Kaçlar başlar da var. Üsküdar çok uzakta kaldık. Bayağı. Gözükmüyor. Ya saçım başım çok çirkin. Ne yapalım kış ayındayız. Biraz önce aşağıya indim. Bunu nasıl varmış Mart'ı ya? Yani öyle söyledim. Zaten çok bayağı o yüzden gittim önce. Beceremiyorsun. Çok hızlı atıyorsun. Ya. Şeytan taşlamıyorsun. Sarını geçtik. Aa yalı varmış.
yok. Evet. Sıra sende. Hadi havada atacaksın. Havada su yakalat. Hah işte bu yakaladı. Hadi. Az daha hızlı hadi. Sen ne yap, belki gelirler. Bence doydular. İki paket attık çünkü. Niye yukarıda kimse kalmadı? Hiç kimse kalmadı. Herkes üşüdü sanırım. Saçıma başıma bak. Herkes üşüdü herhalde. Klasler çıktı. Gözlüğe geçelim. Bir yüzümüzün daha sonuna geldik. Pencere kenarı seçmiştik arkadaşlar. Pencere kenarı. Balık ekmek falan yedik ama onu çekmeyecektim. Daha acemiyiz olacak bu iş yavaşça. Güzeldi. Eğlendik. Umarım siz de beğenirsiniz. Aynen. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Umarım editleyebilirim. Buraya kadar izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi bakın. Ankara'dayız. Hiç kimse yok. Sadece biz. Evet, yorgun argın. Yani saat kaç? Saç başlarılmış. 12 falan. 20 var. Uyumak istiyorum. Tamam, biz 10 daha gittik. Direkt kimin önlerine gideceğiz. Tamam. Şamama yetişiriz. Tamam. Videoyu kapatmıştık ama hadi bir daha kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Doğum günü çiçeği.